Evet, sizden gelen rüyalar. Ay vallahi bazen o kadar yoruluyorum ki değerli takipçilerim. Evet, sizden gelen rüyaları yorumlayacağım. Ve bunu yorumlarken de hemen bilgisayara bakıyorum. Elvan Aylin, bütün vücudumuz sivilce olmuş ve patladılar. Beyaz suyu çıktı. Emeğine sağlık diyor. Bütün vücudunda sivilceler çıkmış ve patladı diyor. Beyaz su çıktı diyor. Elvancığım ya da Elvancığım, senin hayatında sıkıntı, duygusal anlamda bir yurt dışı ile bağlantın varsa bu kapılarınla ilgili çok büyük bir aydınlanma söz konusu olacak ve yaşadığın stres ya da son bir yıllık yaşadığın stres bitecek. Büyük bir aydınlanma kaosa, hatta evliysen bu evlilikteki ters giden her şey iyileşmeye. Yani sizin üzerinizde bir kötü bir enerji yapılmış gibi. Bu gördüğünüz rüyayla üzerinizdeki negatifler bitip beyaz su çıkması bütün vücudunuzdaki kötü enerjiyi temizleyip yepyeni bir hayata başlamayı temsil eder. Damla, sürekli yeni ayrıldığım sevgilimi görüyorum. Barışmamız imkansız ama her gün barışmamızı görüyorum. Damla A2 A'lı ve 4 gün önce yazmış. Damlacığım, bu ilişkin sarılıyorsun. Gerçekten imkansız ama onunla bir iletişime gireceksin. Fakat bu senin kaderin değil. Yani ben senin yerinde olsam devam eden bir eğitimim var. Bununla ilgili başarı ve enerji sağlarım. Çok yeteneklisin. Yeteneğini ziyan etmeni istemiyorum. Damlacığım, duydun mu yavrum? Yıldırım, ablacığım, rüyamda ezan sesi duyuyorum ve bu sese karikatür olarak gülerek hareket ediyor ve kayboluyor. Çok teşekkür ediyorum. Sese karikatür gülerek hareket ediyor ve kayboluyor. Ailenizin içerisinde bu ara sağlık problemi yaşayan biri olabilir. Hatta bir ameliyat gündemi söz konusu olacak ve bu ameliyat aslında herkes riskli görürken aydınlanacak ama evde hastalık yoksa düşüp kırılmalar söz konusu olabilir. Riskli bir durum yok. Aydınlar. Dua okumanı istiyorum ve hatta yaşadığın yerde bir camide 2 rekat namaz kılıp birine hayır yapmanı istiyorum. Senin eline tuttuğun her şey yarım kalıyor. Eğitim kariyerin olabilir, kendini gösteremiyor olabilirsin. Bu konularla ilgili şanssızlıkların var güzelim. Bunu toparlayalım bir tanem. Zeynep Mina'nın dünyası. Ablacığım, rüyamda yaşlı bir adam benden lokum istiyor. Bir de lokum oluyor cebimde, veriyorum. Sonra bir ışık bana doğru geliyor. Onun vadesi doldu. Helalleş diyor ve helalleşiyoruz. Ve adam hemen ölüyor. Ölü demek ev konunuz ya da çözülmesini istediğiniz bir anahtarınız varsa ve hatta burada erkek çocuk ya da kız çocuğunuz varsa onunla alakalı geleceği parlak ve aydınlık olarak gözüküyor. Ve bu yaşadığınız karışıklıklar ve içsel dünya lokum aslında evin içinde ters giden bir şey var. Verdiğiniz lokum evinizin içerisinde bereket. O kişinin ölmesi de size eş soyu ya da baba soyundan gelecek mirasları ve bolluğu temsil eder ve helalleştik diyorsunuz. Evlatlarınız ya da bekarsanız siz çok iyi bir evlilik yapacaksınız. Evlatlarınız ve aileniz sizden hayır görecek diyorum. Dildar 77. Merhaba Emine Hanım. Bir anda sevgilimle buluşmak için İzmir'e gidecektim ve çok heyecanlıydım. Çünkü tek hayalimiz birlikte yaşamak. Vallahi hazırlığı yapıyordum. Hatta gittik çok mu? Sonra eve döndük. Sonra tekrar gidecek miyiz? Yine mutluluk sardı bana. Ha, rüyanızda değil mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Bu hayatınızdaki kişiyle bazı karışıklıklar olsa da Dildar 777. 777. Bu kişiyle çok güzel bir huzurlu ama onun ailesi ya da onun çevresindeki insanlar seni istemeyebilir. Araya fitnelik sokabilirler. Sen ilişkine sahip çık. Hayal et, valiz aslında yeni bir ev, yeni bir düzen, yeni bir oluşumdur ama çevrenizde güvendiğiniz insanlar sizin etrafınızda sorun yaratacak ve bu sorun sizi mutsuz edebilir. Gereksiz laflar ilişkinizde yıpratabilir. Şahide Yiğit. Rüyamda babam deniz kenarında büyük bir ev satın alıyor. Ben de buna karşı çıkıyorum ve babam 2 sene sonra satarım yatırım amaçlı diyor ve ne anlama geliyor? Ev yatırımı babanızın 4 kardeş olabilir ya da 2 kardeşle alakalı miras sorunları söz konusu olacak. Ve hatta ailenizdeki bir ev konusu haksızlığa uğrayacak ve sizin elinizden saçma sapan bir para ya da ev gidecek. Babanız kendi kardeşlerine radikal olmalı. Eğer onlara yumuşak ve kibar davranırsa maddi kayıp yaşayacaksınız diyorum. Sakine Emiroğlu. Rüyamda yaz günü kar yağıyor. Benim içinde kar yağışını izliyorum.
beyazlamaya başladı. Yani aslında bazı noktalarda Ağrı Dağı'na kar düştü. 4 gün önce, hatta bir hafta önce düştü. Artık kışı izliyoruz ama siz nerede yazıyorsunuz? Kar sıkıntıları ev içinizde, hacizlik, unutulan para ya da ailenizi ilgilendiren bir dosyada bir sıkıntınız var. Ama karın evin içinde yaşanıyor kar ve siz bunun evin içinde hissediyorsunuz. Evliyseniz evlilikte yalan olabilir. Ya da kardeşler arasında bir yalana maruz kalabilirsiniz. Saçma sapan olaylara şahitlik edip zarar görebilirsiniz. Bu dönem gözünüzü dört açacaksınız. Emine Gez, 65 yaşında balık burcu. Rüyamda rahmetli üvey babam 3 tane çam servis tabağı verdi bana. Yuvarlak bir oval. Üçüncüsü Türkiye haritası şeklindeydi. Yeşil ve kahverengi. 7 bölgeydi. Teşekkür ederim. Emine Gez Hanımcığım, 3 tane cam. Yani sizin 3 eve 7 kardeş misiniz? 4 üvey misiniz? İlk önce bunu belirleyemedim. Türkiye haritasında şu an yaşayan 4 kişi mi, kalan 3 kişi mi? Bunu bilmek lazım. Sizden ricam, haftaya bu rüyayı dinliyorsanız. Türkiye harita 7 bölgede, yani 7 alanı 4 tarafı denizlerle çevrili olan. Ama sizin sağlık problemleriniz, ama üvey babanızı gerçekten çok seviyor olabilirsiniz. Onun yaptığı iyiliklerin farkındasınız. Ama bu ailede üvey babanıza ait bir noktada cenaze ve bu cenazeden dolayı bazı miras konularında kardeşler arasında büyük sorunlar yaşanacak. Dikkatli olalım diyorum. Ahmet Vatansever, rüyamda uzay mekiğini çekip ağladığımı gördüm. Saate baktım, 20:33 dakika kaçırmışım dedim. Ahmet Bey, işle ilgili beklediğiniz büyük bir anlaşma var. Bunu kaçırmayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. 2022'nin 3. ayında ve galiba sabah 8:33'te çok güzel bir iş anlaşmanız olacak. Ya da beklediğiniz büyük paralar varsa 2022'nin 3. ayı çok büyük şanslar ve bereketler olacağı gözüküyor. Uzun süredir de kendi işinizde ya da iş değişikliği ya da işinizle alakalı aksilikler varsa toparlanacağınızı söyleyebilirim. Merve Yıldız, haftalardır sizi de bekliyorum. Yorumlarınızı seviyorum demiş. Canım, 24 yaşındayım, kova. Hoşlandığım adam bana çok kaliteli 5 ipek şarap eşarp göndermişti. Sonra sağlam evin kapısını kırıldı, kırıldı ve kapanmıyordu. Hayatım, şöyle söyleyeceğim. 5 eşarp, evli değilsen evlilik yapacağım. 5 ay sonra. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Kalbinde aşık olup ve 5 ay sonra doğru insanı bulacaksın. İlk çocuğun erkek, 2025'te erkek çocuğu sahip olacağım ve 2022 bitmeden de parmağında alyansın oldu ve çok da güzel, huzurlu bir evlilik yapacağını söyleyebilirim. Merve Çakır demiş, rüyamda sevdiğim adamla el ele nefes nefese koşuyorduk. El ele nefes nefese. Meryemciğim, sevdiğin adamla ilgili iş problemleri var. Bununla alakalı yaşadığı sıkıntılar var. Bunlar toparlanacak. LNY, 21 yaşındayım balık burcum. Rüyamda camdan bakıyorum, bir adamla silahlı saldırıda bulundular. Adam öldü ve kan vardı. Rüyam bozuldu ama eğitiminle alakalı yurt dışı fikrim varsa ertelenme olacak. Bu ertelenmenin sonunda da çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksın. Teyze Ali Turna. Teyze kızı şoför koltuğunda, ben yan taraf. Ormanlık olan siyah bir ayı çıktı. Elimde siyah pencere demiri vardı. Tanımadığım bir adam bana, teyze kızınıza ikişer tane 20 TL verdi. Ayı ortada çıkartırmanın içindeydi. Yani şöyle söyleyeceğim. Teyze kızınızın ya da teyzenizin sağlık problemleri olabilir. Ve burada duygusal hayatıyla ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar, eşiyle ilgili yaşadığı sorunlar ya da boşanma evresi yaşıyor olabilir. Biraz bu problemli olabilir ama sizin parasal evrede sıkıntınız neyse tez vakitte aydınlığa kavuşacak ve korkmanıza gerek yok diyorum. Veli Alkok, selamlar. Rüyamda kiraz kompostusu yemek. Ha, Veli Beyciğim, bağırsak ve
ve broşlarınızla alakalı noktaya dikkat edeceksiniz. Ama tez vakitte çok güzel bir iş ve beklediğiniz iş size çok güzel bir aydınlık kavuşturacak. Uzun soluklu ya da bir kredi ya da almak istediğiniz bir para varsa bunu çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Hiç dert etmenize gerek yok diyorum. Son bir rüya alıyorum. Hayriye Altıntaş, merhaba İmna Hanım. Rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm. Açık arazide oturup sohbet ettik. Elimi tuttu. Yanımızda iki kişi daha vardı. Dört kişiydik. 44 yaşındayım, yengeç burcuyum. Kız, sana evli değilsen kısmet var. Eğer dört çocuğun varsa bir çocuğuna çok hayırlı bir gelecek var. Bu gelecekle birlikte toprak ve arazi işiniz olacak. Ve bu arazi içinde de dört evladın varsa dört evladın da toprakla ilgili büyük bir aydınlanması ve büyük bir başarı elde edeceğinizi söyleyebilirim. Her hafta rüyalarınızı yormaya çalışacağım değerli takipçilerim. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel haftalar, güzel umutlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyorum.